Merhaba, sizlere Palmera PA 2000'i invertör jeneratörümüzün kurulumu ve kullanımı hakkında bilgi vereceğim. Herkesin rahatlıkla taşıyabileceği PA 2000i, kamp alanları, pazar yerleri, ev, küçük tadilatlar için gerekli olan tüm alanlarda elektrik ihtiyacınızı karşılayabilir. Palmera PA 2000i invertör jeneratörümüzün maksimum çalışma gücü 1.8 kW'tır. Kutu içerisinden Palmera PA 2000i invertör jeneratörümüz, buji anahtarımız, tornavidamız, topraklı fişimiz, akü şarj kablomuz, kullanma kılavuzumuz çıkmaktadır. Ürünümüzün ön panelini tanıyalım. Açma kapama şalterimiz, gösterge ışıklarımız, tasarruf modu şalterimiz, AC prizimiz, AC reset düğmemiz, topraklama çıkışımız, DC çıkışımız, DC çıkış reset düğmemiz bulunmaktadır. Ürünün avantajlarından biri tasarruf modunun bulunmasıdır. Düşük enerji gücüne ihtiyacımız olduğu zaman tasarruf modunu açık konuma getirdiğimizde makinamız düşük devirde çalışacağı için az yakıt sarfiyeti sağlayacaktır. Açık konumda normal devirde maksimum güç alabilirsiniz. Makine çalıştığı zaman AC göstergesinde yeşil ışık yanar. Yağ göstergesinde kırmızı ışık yandığında ise yağın yetersiz ve bakıma ihtiyacı olduğunu gösterecektir. Fazla yük düğmesi makineye 1.8 kW üzeri güç yüklenmesi durumunda kırmızı ışık yanacaktır. Makineyi tekrar devreye almak için reset düğmeye basmanız gerekmektedir. Jeneratör üzerinde DC 12 volt çıkış bulunmakta. Akü bağlayabilir veya şarj edebilirsiniz. Jeneratör olumsuz bir durumda güvenlik sebebiyle termik düğmesi atacaktır. Basıp tekrar devreye alabilirsiniz. Jeneratörünüz güvenlik gereği yağsız olarak satışa sunulmaktadır. Yağ doldururken jeneratörünüzü eğik konumda tutmayın. Karbüratör ve egzoz bölümüne yağ gelebileceği için çalıştırmada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yağ kapak bölümündeki vidayı söküp yağ çubuğunu açtıktan sonra tavsiye edilen Oregon 4 zamanlı yağdan 300 mm doldurmalısınız. Yağ seviyesini kontrol çubuğu ile kontrol edebilirsiniz. Jeneratörünüzün yakıt seviye göstergesine ve filtreyi kontrol ettikten sonra benzin doldurmalısınız. Yakıt depo kapağı üzerinde bulunan hava valve mandalını 10 konumuna getiriniz. Jeneratörünüzü çalıştırmak için ürünün ön tarafındaki çalıştırma anahtarını jigde konumuna getirin. Önce çalıştırma ipinin boşluğunu alın, sonra tek hamlede uygun kuvvetle çekin. Çalıştıktan sonra jigde konumunu açık konumuna getirin. Yük vermeden önce motorun uygun devre gelmesini bekleyin. Gösterge voltaj ışığı kontrol edin ve kullanmak istediğiniz ürünü takın. Jeneratörünüzü kapatmak için çalıştırma anahtarını kapalı konumuna ve yakıt depo kapağı üzerindeki valve mandalını off konumuna getirin. Valve mandalını kapalı konuma getirmediğiniz zaman taşınma esnasında benzin kokusu verecektir. Jeneratörü aşırı yüklenme durumunda fazla yük ışığı yanar. Uyarıyı dikkate almamanız durumunda jeneratörünüzün arızalanmasına sebep olabilirsiniz. Jeneratörünüzü servise götürüp düzenli bakımını yaptırmanız önemli tavsiye edilir. Jeneratörünüzü kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunuzu okumanız hem güvenliğinizi garanti eder hem de ürünün ömrünü uzatır. Jeneratörünüz kapalı alanda havalandırması yapılmış ya da mutlaka açık alanda kullanılmalıdır.